yaşındayım. Ben şimdi 1936 yılında Şubat ayında 25'te doğmuşum. News kağıdımın kaydıma göre bu. Biz 4 oğlan bir kız kardeşiz. 5 tane kardeşiz. Biz hepimiz babadan en küçük ben 1,5 yaşında yetim kaldım anneden. Babadan belki 4-5 yaşlandıydım. Kız kardeşimiz öyleydi. Annem ötürü onun annesi Sazaklı. Babam evlenmiş. Ondan bir kız kardeşimiz oldu. O da Akdere'de yaşıyordu. O da vefat etti. Allah rahmet eylesin hepsinden. Biz böyle oradan beri işte gidip gel kardeşlerle. Annem şu olunca ben bu hanede annemin, öz annemin teyzesi veya da babamın da öz dayısı Sulullah. Beni evde manevi almışlar. Onlar baktı, büyüttüler. Allah razı olsun. Ettir nur mekanı cennet olsun. Böyle bu ana kadar yaşadık geldik dayım. Ama şimdi insan gençliğinde her şeyi görüyor çocukluğunda, büyüklüğünde olabiliyor. Biz şey geçersek, ben ilkokulu burada bir sene çaldı okudum. O zaman şimdi imkanlar yoktu, yol yok, araba yok. Yayan bir arkadaşım, Halil amcam vardı geçen de öldü, onunla ikimiz gittik. İki sene gitmedi, ben geri geldim. Hayat daha edin müşahideyle geçti. Ondan sonra okulu bitirdikten sonra 52'de 51'de nişanlandık Karıcı Ezengi'yle. 52'de evlendik. Ondan sonra çoluğu çocuğu 53'te şeyi iyi bilir Erkan Ağaçabalan vardı rahmetlik. O oldu. Yine 5 çocuk sahibi olduk Allah'a çok şükür. Hepsi evlendiler. Çocukların bir Ağaçabalan o zaman için büyükler kız çocuğu okumaz. Bu okudulur mu diye karşı çıktılar. Okutamadık. Geri kalanını okuttuk. Hepsi Allah'a şükür lise mezunu. Hepsi böyle işte kızım gidiyor. Başka şey. Askerliğim 1956'nın 4. ayında askere gittim. 59'un 10. ayında geldim. 2-3 sene seyircanım olarak. Önce Hozat'ta, Tuncay'ın kızı da Hozat. Orada 3-4 ay kaldık. Oradan Mardin'e gittik. Mardin Kızıltepe, Nusaybin, o mıntıkada. Askerlerimizi bitirdik. O zaman için seyyar jandarma olarak kaçakçıya karşı jandarma olarak orada görev yaptık. Askerliğimizi öylece bitirdik geldik. Askerden geldikten sonra 61 senende ticarete başladık. Ticaretimiz kışın kurban ve bu memleketin mahsulü buydu. Vilayetlerde Antalya, Bodrum, Isparta, Konya, İzmir, Eskişehir gibi yerlerde kışın 77'ye kadar bunu yaptım. Ondan sonra üzümcüye başladık. Erken biliyor. 77'den sonra 9-10 sene çekildik. Üzümcülük yaptık İzmir'e ihracatta. Yazın çiftçilikle, kışın o ticaretle. 5 tane evlat bunlar. Tabii çocuğun evlenmesi var, okuması var. Böyle idare için koşturduk kızım. Hayli yıpradık tabii. Böyle geçti. Eskiden çok zor şartlarda insanlar... Kızım şimdi mesela bir şey de yok olan kişiler vardı. Adam dağdan büyük odun getiriyordu. Bunun yarısını evinde yakıyordu, yarısını çala götürüyordu. 2,5 lira, 2 lira büyük odun. Bir gün getiriyorsun, ersin satıyorsun, yevmiyen 1 liraya 150 kuruşa geliyor. Ben 1 liraya, 1,5 liraya yevmiye giden kişileri tanıyorum burada, biliyorum mesela. Sonra 2,5 lira oldu, 5 lira oldu. O zaman yokluk vardı. Bir adam işi varsa artık hali vakti yerindeyse, fakir kimse ona geliyordu. Ya amca dayı bana bir ölçek bu ideye ver. Bir ölçek arpıyor, ben sana bağ çapalayı vereyim veya ekin yolu vereyim. Bu anla, adam kıştan daha borcu geliyordu. Allah'a şükür şimdi ne var ya, hepsi bol, yiyecek iş yok, bol para, bol kızım. O gün dedim ya, gitsin geri gelmesin. Bu köyün yarısı deniz doğasına, pamuk çapası Mayıs, Haziran aylarında. Veyahut da Temmuz 15 dedi mi, 10 dedi mi, Turgut Lovası'na sergiye gidiyorlardı. Yalın ayak, sırtında yatacağı gece kepeneği, ekmek torbası yanı başında. Buradan söyle Turgutlu yalın ayak bulunur mu? Şimdi adam orada altın var, para var, git de getirirsen yalın ayak olarak gitmez, yani gitmez. Ama o zaman gidiliyordu. Bir ay, 1,5 ay orada sergide çalışıyordu. Burada yok bir şey. Yani kızım o gün sen yokluk, o gün Allah geri getirmesin. 3-5 çocuğu olan bir adamın evinde bir tek oda evi var. Çocuklar bir bacak kendi bacakta yatıyordu. Yok. Şimdi ne var? Evler, kat kat odalar ayrı, buzdolapları, televizyon, internetler, bilmem neleri. Yani teknoloji, her şey Allah yardım etti, bu ana geldi. Allah inşallah o günleri geri getirmesin, yokluk göstermesin. Hacı'ya da gitmişsin. Gittim geldim. 2010 yılında Hacı'ya gittim.
4,5 ay haçta kaldık Allah'a şükür. Biz çok uzun süre kaldık. Ramazan diye gittik. Orada müsaade ettiler, gelmeyemedik. 4,5 ay kaldık. Onu da yaptık geldik. Allah'a şükür görevimizi yaptık geldik. Şükür Allah'ıma. Dayım işte orada bak pamuk toplamak zaman en aşağı 1 ay kalınıyordu. Deniz Osman. Şimdi şey gidiyor İzmir Cuma olsun tütene gidiyorlar. Burada bir isim vermeyeyim 5-6 aile. 4 ay 5 ay orada kalıyordu. Tüten dikim başlıyordu. Daha kırımı bitinceye kadar Cuma havasında kalıyorlardı. 5-6 aile devamlı orada. Yazın adam orada adam da hızmet ediyorlardı. Pamuk çapası dediğim öyle. Sonra kışın pamuktan sonra bir pıyan diye bir şey vardı. Şimdi mıyan diyorlar ona ya. Şimdi olmuyor. Deniz olsun tarla hanglarına çoktu. Bu köyde ona giden çok kişi vardı. Çok kişiler oraya pıyan kazmıyor. Akşama kadar kazıyor. Yağmurda çamurda. Nerede yatıyor? Bir odada köyün odasında. Bir tencere payda tanrıcı olup bir şey işlenen birisi. Onu yiyip içip onunla yatıp kalkıyorlar. Yani diye diyorum de bunlar hepsi yokluk. Bunları hepsini gördük geçecek. Ben gitmedim ama abimler gitti. Pamuk çabasına gitti. Pıyan kazmaya da gitti. Yani tütene çok hüvesine tütene gidilmedi. Cuma çünkü tütene gitmedi abim gün. Yalnız pıyan çabasına, pamuk toplamaya, pamuk çabasına çok gittiler geldiler. Gittiler. Yani pamuk çabasına da 15 gün kalırlar. Gelirler tekrar bir daha giderlerdi. 15 gün daha bir daha kalırlardı. Okul dayı, rahmet dayı, gökyüzü, Mahmut dayı, şey, isim bir şey deyin. Bunlar dayıbaşıydı. Bunlar dayıbaşı toplayıp gidiyorlar 15-20-30 kişi. Bunların başında orada ondan suyunu, ekmeği içiyorlardı. Onu göre orada çalışıyorlar işte idare. Kaç para getiriyor adam? 50 gram, 100 gram para getiriyor. Zaten buraya geliyor parayı. Bakkala, çakra bitiyor. Bir daha gitmek mecburiyeti kalıyor. Burada tarlada bağdan fazla bir gelir yoktu. Dayıcım, gençler çalışıyor da yakın o gençlerin çalışması okumanın tahsili içerisine daha kolay yerden idare olmaya çalışıyorlar. Şimdi ameliyat kişi akşama terleyecek açtınız geldi mi gömleğin yakası tatil balırdayım. Şimdi gidiyor bir tekstile gidiyor adam. Veyahut da en ufak bir memuriyete giriyor veya bir kapıcıya gibi memleğe giriyor. Ne oluyor? Elbisesinin ütüsü bozulmuyor. Gömleğin yakası kirlenmiyor. Efendice bir yaşama var. O zaman akşama kadar baltayla çalışmak, iki kilo üşüyor, baltayla çalışmak ne yapıyor adamı? Hayli yıpratıyor tabii. O zaman için en iyi terkçi 70-75 yaşında. Bir adam öldüğü zaman ya bu adam 100 yaşında mı acaba dersin. Ama şimdi 75 yaşında adamla 80 yaşında adamla delikanlı gibi. Ölüm yaşı kısaydı o zaman için. Çünkü çok yiyecek şey gıda yok. Adam peynirle soğana vakit geçiriyor. Ne kadar gıda alabilecek vücut? Yok gıda. Ya adam 65-70 yaşında ölüyordu. Şu mahallede bir mamnacı dede vardı Halil Vakti yanında. 90 yaşında ölen. Geri kalan buna hiç 75-76 yaşında yok. Mustafa amcadır, Asrım'da, Galil amcadır. Bunlar mesela Galil amcadır yeni öldü de. Burada çok kişiler öldü. Hep bunlar 70 yaşın altındadır dedim. Yani bunlar sebebi de yokluğun içerisi. Gıdalı bir şey yiyemediği için vücut gıdaya alınmıyor. Yıprıyor tabii onun içerisi. Yoksa başka bir şey değil. Fatma Derzen'i. Fatma Derzen ben hiçbir şey görmedim. Fatma Derzen o zaman bağa gidip gelirken yuvarlar Fatma Derzen bir çocuk mu diyor, bir çocuğa bu diyordu. Ama rahmetli babam görmüş onu. Tardan gelirken. İlle o kızı ben sana alıvereceğim dedi. Sen şimdi gibi oğlan bir fuart yapmıyordu ki. Daha anlaştan görüyorduk. O oğlan kiminmiş, o kız kiminmiş. Onu alıvereceğiz. İşte o kadar. Alınıyorduk. Biz Fatma Derzen'le tabii şeye gittik. Benim yaş küçük, biz 16 yaşında evlendim ben. Fatma Derzen 15 yaşındaydı. Denizli'ye mahkemeye gittik. İzinlemi almak için. Burası nüfus izinlemi vermedi. Orada gördüm yakından. Onu hep karşıdan gördüm. Orada mahkemeye geldik de, mahkemede. Yani hakim de bunlar mükelleftir, evine bilir, karar verdi. Onu da gördüm yakından. Yaş vermemesi için. Ondan sonra görmedim ki hiç. Dam üstünde düğün olurdu. Mesela sen adı biliyorsun ya. Düğüne de ortuyorsa at korsu olurdu. Kadınlar, kızlar o karşıya kadar bayram ettiler. Oralara cirelerdi. Erkekle gavlen güklerine. Anlaşılır. Görebilirsen görsün. Göremezsen yok. Veya da bu çeşmeden su götürüyordu. Evde su mu? Köyün ortaya çeşme var. Şurada bizim evin altında çeşme var. Ha, sudan gelirken veya sokarsan gezerken rast gelirsen görürsün. Öyle olmasa göremezsin. Hiçbir olan bir kızla flört edip de nişanlanmamışlar o zaman bizim devremizde. Hep karşıdan karşıma, görücüsüyle. Niye bağlıyorsun? Yani sizin...
uzun evliliğin süresi iki tarafın hoşgörülü olmasına bağlıyım ben. Şimdi mesela bir erkek yabandan gelir, yorgun gelir. Geldiği zaman hanım, ne adam gelmiş yorulmuşsun dediği zaman ve adam öfkelenir, bağırır, sen yemeği hazırlamamışsın, ateşi yakmamışsın. Ha kadın, aman ben bıktım ben sen derse o hoşgörüşüm olmaz diye. Ha tamam adam yakıyorum, hazırlıyorum işte tamam. Veyahut da hanım yorgun olur, adama bağırır. Adam da ha sen kim oluyorsun, ben evime çekilir, öfkelenirsen o evde huzur geçim olmaz diye. En iyisi geçimin hoşgörülü olmak. Daha adam bağırır zaman kadın duymazsa gelebilecek. Bulan kabı yürüyor. Ya da adam bağırır zaman kadın bağırır zaman adam bunu görecek. Ha sen beni ne boyuna kadına öykelenirsen o evde huzur da olmaz, bereket de olmaz diye. Her iki tarafın anlayışı hoşgörü olması gerekiyor. Şimdi ben mesela bu hane varlıklıydı. Ben öyle şey görmedim de benim kimle aramda işte diyorum bak bize ne dedim. Adam yabandan akşamsı gelmiştir. Bir yevmiye para getirmiştir. Ama yetmemiş. Bugün de soğanla peynirle idare ediyorum. Veya bir kuru ekmek yiyorum. Hanım, evin hanımı. Adama aman ben sen şunu almadın. Sen bunu getirme ne yiyeceğiz biz diye bağırmayıp da hoş karşıladıysa bunlar da hoş geçimin uzun ömrü şeyleridir. Ha, hanım evde adam sen et yağ getirmedin veya şu peyniri getirmedin. Bey'e bağırırsa. Beyin de maddiyatı yoksa neyle alıp gelecek? O da öykelenir, bağırır, çığırır, çıkar gider. Evde çoluğun çocuğun da boynu bükülür. Hanımın da boynu bükülür. Burada geçimsizlik başla, dıdıgodu olur. Bu yerde bereket olmaz, huzur olmaz diye. Ben bunu her zaman şey derim. Her iki tarafın hoşgörülü. Şimdi ben bir şey anlatayım size. Bir an bu işle adam parası olur, sağlığı olmaz, yiyemez, içemez. Evde huzur yoktur. Ama parası yoktur, çok mutlu bir sağlıklı bir aile yaşıyordur. Nedendir bu? İki tarafın hoşgörülünden. İki tarafın hoşgörülünden. İlla hoşgörü olmak şart. Ama kadın olsun ya erkek olsun. Şimdi yani neden geçimize boynu boşan yolla? Kadın aylıklı. Adam da aylıklı. Adam kadına biraz başlamıyor. Aman be diyor hanım misal. Veya beye hanım sen kaç parayla konuşuyorsun be diyor. Ya işte burada bu birbirine baş tapınsa olduğu zaman huzur olmaz. Huzur olmaz. Ne olsa Allah belki desin. Adamı da karnına mal ayrı olmaz. Parası ayrı olmaz. Adam ne kazanırsa hanım işte. Hanım ne getirirse çık diyecek. Bunu bir kadayba böyle itaatlı tutacak. Yok o sen kazandın ayrı tutarsan, hanım kazandın ayrı tutarsan evde böyle bir şey çıktığı zaman bu ev huzuru olmaz. Boşanmalar da olur. Dıdıgodu da olur. Bet bereket de olmaz diyeyim. İki kabere gelmez. İlla hoşgörünün başı budur. Geçim başı bu. Mesela ben 52'de evlendim. Kaç sene oldu? Daha önce dedim de ev bağırma çığırma olmuştur. Daha önce dedim de ben çok öyküyle bir şey de yapmamışsındır. Ya bir tokat veya depme vurmamışsındır. Katiyen asla. Yapmam da. Ama ben bir yabana geldim o da bana karşı sen de neredeydin, nereye gittin, nereden geldin? Daha ağzından duymadım, duymam da. Ha, benim de olmuştur. Gece saat 12'de bir yerde geldiğim zaman ne olmuştur? Erkenden geldiğim zaman ne olmuştur? Sen neredeydin, nereye gittin diye sormaz. İşte bununla hoşgörünün içerisindeyim.